Merhaba, Öbür Gündem'den herkese selamlar. Bugün Hale ile birlikte Şef Aydın Demir'i ağırlıyoruz. Aydın hocamız Yeditepe Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Gastronomi bölümünde öğretim üyesi. Kendisi aynı zamanda şef ve restoranlara danışmanlık veriyor. Aktif olarak da şeflik yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Hızla. Hocam, tabii yani şeflik gastronomi dediğimiz için de biliyorsunuz Twitter'da son dönemde bazı paylaşımlar çok popüler olmaya başladı. Taste Atlas ödülleri dağıtıldı 2022. Ve Türkiye burada ilk dünya sıralamasında 7. sırada, Çağ Kebabımızda 9. sırada yer aldı. İlk üçe baktığımızda İtalya var, Yunanistan var, İspanya var. Bu bir Akdeniz mutfağının sanki burada bir galibiyetini kutlayabiliriz diye düşünüyorum yani bize doğru gelirken. Bir de tabii Kasım ayı da hatırladığım kadarıyla Michelin yıldızı nihayet işte Türkiye'de restoranlar, şefler hem listeye girdi hem Türkiye artık Michelin yıldızıyla anılan ülkeler arasına girdi. Dolayısıyla gastronomi ve gazetelerde baktığımızda pek çok şeydi, en son işte zeytin olsun, ne bileyim başka türlerde işte Gaziantep sürekli haberlere çıkıyor. Yani gastronomi bizim gündemimizin bir parçası olarak düşündük ve öbür gündemde bugün Türk mutfağını, dünya mutfağını, Anadolu'yu, Osmanlı mutfağını biraz tarihten, biraz bugünden, biraz da ileriye dönük, biliyorsunuz iklim problemi de var, aktivizm de yapıyorsunuz, bunu da konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Hoş bulduk. Ve ben ilk sorumu size sormak istiyorum. Şöyle başlayalım. Mutfak nasıl bir yerdir? Herkes aşçı olabilir mi? Yoksa bu iş eğitim işi midir? Eğitim şart mıdır? Evet, zor bir soru sordunuz. Bu 10 üzerinden herhalde 10 puanlık bir soru gibi. Girelim dedi. Yüksekten girelim hocam. Evet. Şimdi mutfak, kısaca söyleyecek olursak herkes aşçı olabilir. Fakat bu işte her işte olduğu gibi biraz zor tarafları var. Dayanma gücü lazım, psikolojik olarak güçlü olmak lazım. Bir de sanatçı tarafını hep ön plana çıkarmak gerekiyor. Çünkü mutfak yaşam içerisinde çok çabalamak gerekiyor. Uzun saat çalışmalar gerektiriyor. Bunun üzerine iyi bir eğitim almak gerekiyor. Ya okuldan bir eğitim alacaksınız ya da çıraklıktan başlıyorsanız gerçekten bu işe bir yandan kitapları karıştırıp bir yandan mutfakta çalışmalar yapmanız lazım. Ama bu biraz uzun yol. Okul bunu biraz kısaltan bir yol. Okul bir avantaj sağlıyor. En azından yolu yarılıyorsunuz. Teknikleri ve bütün bilimsel taraflarını, teknik taraflarını ve tarihsel taraflarını öğreniyorsunuz. Direkt işe odaklanıyorsunuz. O yüzden okul fayda sağlıyor. Hız kazandırıyor. Peki bunun bir yaşı var mı? Mesela çıraksanız şu yaştan, eğitim alacaksınız bu yaştan ya da herkes her yaşta başlayabilir şef, ama aşçı olabilir mi yani? Ya şu fark ediyor. Gerçekten küçük ağaç yaştan eğilir atasözü burada çok doğru olduğunu ben yıllar içerisinde gördüm. Lise çağında bu mesleğe başlayan öğrenci arkadaşlar, işte meslek liselerinde başlayan öğrenci arkadaşlar daha çok çabuk aktifi olup daha çabuk kavruyorlar. Çünkü daha özgür ve daha cesurlar. Ama üniversite çağında başlayanlar yapamaz demiyorum. Çok üniversite çağında başlayıp çok başarılılar var. Ama zorluklar karşısında çabuk küsebiliyorlar. O yüzden ben diyorum ki bu işi yapacaksanız meslek lisesinde başlayın. Sonra bu işi üniversitesinde okumak istiyorsanız üniversitesinde devam edin diyorum. Daha avantajlı. Peki bir şey soracağım. Şimdi şöyle bir şey duydum ben hocam. Diyor ki bir argümana göre Türk mutfağı diye bir şey yoktur. Çünkü reçete kavramı Fransız mutfağı tarafından ortaya atılmıştır. Ve bütün reçeteler de bu reçeteye referansla hazırlandığı için aslında eğer bir mutfaktan bahsedeceksek, bir reçeteden bahsedeceksek bunun şeyi ne diyelim Fransızlardadır. Ve dolayısıyla da bütün reçeteler ondan sonraki dönemde hazırlanan bütün reçeteler de bu reçeteye, Fransız reçetelerine işte referansla hazırlanıyor. Şimdi böyle bir şey var mı? Yani bu reçete kavramı ne zaman çıktı, nerede çıktı? Ya da reçete ve tarif aynı şey mi? Mesela bu da bir kavram şeyi. Biraz kavramları baştan evet, böyle bir çözelim. Ondan sonra da ileriki tartışmalara doğru gideriz yani. Ne diyorsunuz siz bu aslında tartışmayla bu, ilgili? Şimdi reçete aslında Fransızca değil, İtalyanca değil, reçipten çıkma. Reçipi. Aslında bir oradan Latince bir kavramdan gelip aslında doktorun yazdığı bir senin hastalığına göre yazdığı bir bugünkü prospektüs. Evet. Oradan başlıyor. Bizim de tabiplerimiz de
Sana bir reçete yazayım diyor. Sana dur bir şey yazayım diyor. Aslında reçete buradan geliyor. Çünkü aslında bir doküman oluyor. Evet, neyi Aynı ne kadar İngilizce'de göre, kullanacağımı anlatıyor, İngilizce'de değil mi? resipi. Resip de biliyorsunuz bir ürün aldığınızda Karşılığında. fişini veriyor size. Aslında buradan gelme bir kelime. Türkçe'ye de reçete olarak girmiş. Bizde de reçete aynı doktorların yazdığı bir şeydi. Ama bu zaman içerisinde bir kayıt altına almak, bir tarif yazmaktan dolayı gastronomide tüm dünyada reçete yemek tarifi olarak geçiyor. Buradan geçiyor. Şimdi buradan yola çıkınca evet Fransızı, İngiliz'i diyebilir ama Türk mutfağı çok eski. Tarihsel açıdan baktığında biz Orta Asya'dan göçmüşüz. Anadolu'ya yerleşmişiz. Selçuklu İmparatorluğu 200 yıl, sonra 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu. Baktığımız zaman bu kadar ve günümüz son yüzyılımızda Cumhuriyet Türkiye'miz. Çok genç bir ülkeyiz. Oradan buraya gelen bir kültür var. O yüzden bu Fransızın olamaz. Bu senin benim diye de kimse sahiplenemez. Bu global bir şey. Biz sahiplenecek olsak bizim aslında. Ama biz öyle bir şey söyleyemeyiz. Peki ama şey de duyuyorum. İşte Burgaz kesim, Jülyen kesim. Böyle Onlar teknik kesim. terimler. Şimdi bu terimler giriyor işin içine. Sonra biz mesela evlerde bir tarif yaparken işte su bardağı, tatlı kaşığı, yemek kaşığı, çay bardağı. Ama şimdi yeni yeni yemek kitapları alıyoruz. Bu yeni kitaplarda özellikle çeviri ise ve biraz da böyle deneysel ve özel ürünler, özel soslar yapmak istiyorsak sos bakıyoruz gram giriyor işin içine. Biraz da son dönemde de derece de işin içine girmeye başladı. Yani baya baya bu yemek programları, işte yemek kitapları diyelim artı işte sosyal medyadaki şeyler çok güzel tabii. Daha bizim evlerde yapabileceğimiz türlü Biraz programlar da var da geliştiriyor. bu bir takım yarışmalar vesaire. Bu böyle gastronomi bizde de biraz daha bir yukarı taşıdı. Biraz daha bilinçlendik. Biraz daha işte hasip kuralları falan bir şeyi bir şeyle karıştırmamak gibi. Şimdi siz burada okulda mesela evet böyle gramaj vesaireler üstünden mi gidiyor yoksa daha geleneksel yöntemlerle de şeyini veriyor musunuz bu işin? Yok. Biz şimdi okullarda tamamen bilimsel gidiyoruz. Yani uluslararası standartlardaki tüm teknikleri öğretiyoruz. Öyle olunca da bütün uluslararası terimleri öğrenmek zorunda. Çünkü artık global bir dünyada yaşıyoruz. Herkes birbirine sosyal medya sayesinde, teknoloji sayesinde ülkelere gitmek kolaylaştığı için burada yetişen aşçı sadece Türkiye'de çalışmıyor. Bütün dünyayı geziyor. Hatta staj yapan öğrencilerimiz bile birçoğu yurt dışındaki restoranları tercih ediyor ki orada bir deneyim yaşayayım. Orada nasıl oluyor bu hayat nasıl diye görmek istiyor. O sebepten uluslararası terimlere giriyor. İşte Julien'dir. Ama bizde de bunların karşılığı olan Türkçe terimler de var. Aslında bunlar İngilizceden ya da Fransızcadan gelme uluslararası gastronomi terimleri. Şef kelimesi de şef. Bizde işte aşçı başı. Aşçı, ahçı değil. Aşçı, Aşçı aş. başıydı. Aşçı başının da uluslararası anlamdaki karşılığı şef. Şey. Ama Öyle biz de olunca şef diyoruz. tabii şef diyoruz. Artık tüm dillerde aynı anlama gelen bir cümle şef. O sebepten dolayı biz de Bir küresel şef. bir dil oluştu. Yani Evet. baktığınız zaman eskiden beri bu reçete kavramı olsun gerek bu teknikler bizde çok eskiden beri bu şekilde gidiyordu. Eskiden yemek çok önemliydi. Bu günümüz önemli değildi. Eskiden konaklarda, evlerde bir kız çocuğu hayata ilk önce mutfaktan başlar. Daha küçük yaşta anneanne, babaanne, teyzeler, halalar, bütün aile tarafından o çocuk en iyi bir, mükemmel bir aşçı olarak yetişirdi. En iyi bir ev hanımı, en iyi dikiş yapan, yani sizin kalıbınızı çıkardı, dikiş yapabilirdi eskiden. Bir kız evlenecek çağa gelip hazırlandığında. Yani tabii Onun ki bu eğitim ve gelişim süreci o tüm günkü eğitim şartlarda bu bu şekilde şekildeydi. kurgulanıyor. Artık bu şartlar değişti. Bunu okullarda yapıyoruz ve istediğiniz branşa göre yapıyoruz. Bu sebepten dolayı bu sosyal medyanın olması, mesleğin reality şovlara dönüşmesi, işte yarışma programları falan insanların merakını tekrar mutfağa yöneltti. Eskiden çok fazlaydı, tekrar çoğalttı. Bu sadece halkın, herkesin bir arada olduğu bir kavram haline geldi. Bu reçetelerde, evlerde biz hala kaşık ve şey ölçüsü kullanırız Evet. ama biz restoranlarda, profesyonel mutfaklarda hep gramları kullanırız. Çünkü ölçüler, ısılar yemeğin pişmesinde çok önemli. Çünkü evde siz 5 kişi, 3 kişi, 10 kişi yapıyorsunuz. Biz yüzlerce insana yemek yaptığımız için o Doğru. teknikleri öyle kullanmak zorundayız. Peki ben şeyi merak ediyorum. İyi mutfağın temel kriterleri neler? Şimdi Melek az önce bahsetti ya. Michelin yıldızı Türkiye işte Kasım'da geldi. 53 restoran aldı bildiğim kadarıyla. Çoğu da Avrupa yakasında. Michelin bir şey açıklamıyor bize.
gerekçeli karar. Neden o restoranlar? Mesela sağlık mı, çeşit mi, lezzet mi, genel beğeni mi? Neyi önemsiyorlar? Neye göre seçiyorlar? Aslında Michelin Guide biliyorsunuz. Michelin lastiklerinin, Fransız Michelin lastiklerinin kamyoncular için çıkarttığı bir yol durakları olarak hı hı. çıktı. Ama bu zamanla gelişti ve restoranlar ve restoranlarda derecelendirmeye döndü. Şu an dünyanın birçok yerinde Michelin veriliyor. Burada belli kriterler var işte. En önemlisi malzeme. Gerçekten sen iyi malzemeye ulaşıp iyi malzeme mi kullanıyorsun? Yani balıksa, etse, tavuksa, sebzeyse en iyi malzemeyi mi alıp kullanıyorsun lokantanda? Bu sana bir yıldız sağlıyor. Bunları çok doğru tekniklerle, işte okul diyoruz ya, doğru pişirme teknikleri, doğru kullanma, çok doğru tekniklerle ve yaratıcı yemekler mi yapıyorsun? Buna bakılıyor. Üç, bu yemekleri güzel bir restoranda mı hizmet veriyorsun? Yani restoranın servisi, ambiyansı şık mı? Dördüncüsü de sen bu yaptıklarını tek seferlik değil de her geldiğimde aynı kaliteyi, aynı özeni bulabiliyor muyum? Bu kriterleri sağlayanlar işte o sıralamaya göre derecelendirmeye giriyor. Bunun dışında da tabii ki bölgesel, yöresel yemekler yapanlar var. Yani bir kebapçı da alabiliyor, bir balıkçı da alabiliyor. Çünkü özgün bir şey yapıyorsa ve bu kriterleri sağlıyorsa onlar da alabiliyor. Malzeme dediniz ya, temel kriterlerden biri. Bir yerde okumuştum. Malzemeye ulaşımı sıkıntılı olan bölgelerde insanlar yemek üzerine daha çok düşünüyorlarmış. Az sayıdaki malzemeyle daha fazla ve daha özgün ne üretebilirim diye. Ben mesela Balıkesirliyim. Höşmerim tatlısı bizim yöremizin çok meşhur bir tatlısı ve onun bir hikayesi var. Savaştan geliyor kadının kocası. Evde hiçbir şey yok doğru düzgün. İşte birazcık peynir var, birazcık şeker var, birazcık un. Onları karıştırıp nasıl güzel bir tatlı elde edebilirim diye düşünüyor. Ortaya höşmerim çıkıyor. Soru da şu, soru cümlesi. Hoş mu erim cümlesi. Oradan höşmerim türemiş mesela. Siz buna katılıyor musunuz? Yani gerçekten malzeme kıt olduğunda daha çok düşünüyor mu insanlar? Şöyle söyleyeyim. Ben işim gereği gerçekten yemek araştırmak için Anadolu'nun birçok şehrine gittim. Birçok bölgesindeki gördüğüm sonuç şuydu. Kıtlık, özellikle bu savaş zamanı. Biz savaş zamanı mutfağımız çok evrilmiş ve çok gelişmiş. Çünkü kahve bulamamış. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde çay yoktu, kahve vardı. Çayın şurada tarihçesi 100 yılı geçmez ülkemizde. Biz asıl bir kahve kültüründen gelmişiz bugün. En eski kahveyi tüketen toplumlardan birisiyiz. Kahve bulamamış, işte şeyi kavurmuş, menengiç kavurmuş, menengiç kahvesi demiş. Nohut da kavurmuş. Nohutu kavurmuşlar, ondan bir kahve yapmışlar. Bunun gibi bir sürü kahve çeşidi. Yemeklerde de aynısı olmuş. Bulamadığı ürün yerine patlıcanın sapını da kullanmış, yaprağını da kullanmış. İşte kabağın içini, bugün mücver, sadece kabakta değil aslında mücver bir tekniktir Türk mutfağında. Birçok sebzenin kullanılmayan ya da şık görünmeyen tarafı diyelim, oralarından mücveri yapabiliyorsunuz. Nedir? Bu bir atık yönetimi. Biz zaten yüzyıllardan beri köftemizin içine ekmek kırıntısı kullanırız. Doğru. Fransızların ekmek French toast dedikleri, bizim ekmek kabartlaması dediğimiz bayat ekmekleri, yumurtaya, sütlü yumurtayı bulayıp sonra bulayıp kızarttığımız, bütün bunlar hep atıksız mutfağa onlarca yüzlerce örneği var Anadolu'da. Ve bu mutfağı geliştiren bir şey. Ve bunu daha başlayan tabii ki hanımlar, anneler, babaanneler. Değil mi? Evin bereketi kaçar tabii. Diye de biz bir şey hiçbir atmayız. Şey atmayız. Her şeyi değerlendiririz. Evet. Ya bugün son zamanlarda okuyorum işte dünyada bir balık Michelin yıldızı almış. Bir balıkçı balığın yanında kullanıyor, derisinde kullanıyor. Orasında, burasında. Bununla dünyada sükse yapıyor. Ben mutfağıma baktığımda bizdeki balıkçı zaten bunun her şeyini kullanıyor. Biz bunu yüzyıllardan beri yapıyoruz. Biz de değişmeyen her şeyden bir yemek üretmişiz. Etin aynı şekilde her yerinden bir şey üretmişiz. Biz zaten bu sistemi Osmanlı'dan beri, Osmanlı Müslümanla kabul ettikten sonra özellikle atığın kaybının ne kadar günah olduğunun, ziyanın ne kadar günah olduğunu benimsedikten sonra zaten bunu hep uygulamış. Evet. Burada benim tabii ki aklıma hemen şey geliyor. Yani atıksız mutfak kavramı çok güzel bir kavram. Yani pek çok biz zaten bunu yapıyormuşuz ama böyle bir isim vermek önemli. Biz fakat unutmuşuz. İlerleyen zamanlarda iklim krizi var.
Yani bu küresel ısınmanın hayatımızda çok etkileri var. Bununla ilgili gastronomi, yani yemeğimizde, soframızla ilgili çok ciddi tartışmalar var. İşte bir kısmı diyor ki et tüketmeyelim. İşte bir kısmı diyor ki tükettiklerimizi işte ne diyorlar, makineler, kompas makineleri mi? Oraya atalım, orada onlar tekrar gübrelensinler. İşte kompost yapalım, gübrelensinler ve doğaya karışsınlar, yine orada bir şeye gidelim. Ama her tükettiğimizi bir değil birkaç çeşitli ya da işte atıklarıyla da dediğiniz gibi yeni tarifler ya da aslında olanları tekrar uygulasak bile yeterli bizim için. Turşulamak vesaire gibi. Şimdi bu iklim krizi gözümüzün önündeyken mutfağımız bundan nasıl etkilenecek? Biraz bize bunlardan bahsedin. Evet, çok değerli bir konuya açtınız. Gerçekten günümüzün en büyük sorunu karın doyurmak kadar da yaşamımızı sürdürebilmemiz için bu kuraklığın önüne geçmek. Kayıbatık mutfak bunların önünde büyük önem kazanıyor. Ne kadar az tüketirsek, ne kadar az ziyan edersek doğayı o kadar az çok korumuş olacağız. Çünkü bunun için eski usuldeki beslenme alışkanlıklarımıza dönmemiz lazım. Akdeniz usulü beslenmeye dönmemiz lazım. Haftada bir gün et yiyip, mesela, haftanın 5-6 günü mümkün olunca sebze ve kuru bakliyat yersek. Reçete zaten alalım sizden hocam. Mesela haftada bir eskiye dönmek yani dediniz. Şeye dönmek dediniz. Akdeniz mutfağı dediniz. Tabii tekrar dönmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz eti çok seviyoruz. Miktat Hoca'ya sormuştum ben bunu böyle. Yani iklim meselesini. Hocam evde ne yapalım mesela? Neyi kapatalım, neyi açalım? Mutfakta ne yapalım? Vallahi mutfakta mümkün olduğunca böyle çöpe atmayacağımız miktarda üretim yapalım. Ürettiklerimizi yanından, sağından, solundan çıkanları da değerlendirerek ürünler yapalım. Yani çok çeşit şeyler üretebiliriz. Mümkün olunca evet hanımlarımız atmıyor ama yeni nesil bana kızacak ama bu yeni nesil yetiştirenler bizleriz. Sosyal medya sayesinde dünyayı görüyorlar ama bizi yine onlar kurtaracak ama bir yandan da şimdilik de onlar da bunun farkında değiller. Birçok şeyi ziyan eder hale geldik. Değerini bilmez hale geldik. Gıdanın, evdeki olan her şeyin, enerjinin de dahil. Elektrikten tutun da doğalgazımızdan bütün enerji kayıplarımızı en minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar minimuma indirirsek, gıdalarımızı da o şekilde üretirsek, çok ziyan etmeden, atıkları değerlendirerek veya çöpe atmayacağımız şekilde azalarak hemen tüketerek, tazeliğini bozmadan tüketirsek bu şekilde mümkün olunca, yani mesela suyu bir duş alıyor yarım saat. Ya yarım saat değil de bunun halbuki 8 dakika banyo yapmakla duş yapmak arasındaki farkı kavramak. Banyo yapmak, sen 3 gün iyice keselineceksen evet bir sürebilir biraz zaman ama suyu da sonuna kadar açık beklemeden. Mutfakta bu aradaki farkları şey bilmek lazım. Ürün nedir? En çok ziyan ettiğimiz ürün. Mutfakta yemek yaparken. En çok ziyan ettiğimiz ürün sebzelerin sağında solunda çürümüş diye, kurumuş diye attıklarımız. Ne yapabiliriz bunun için? Dolapta alıp, mesela ev hanımların en çok yaptıkları hatalardan biri, ev hanımları ya da beyleri, artık herkes alışveriş yapıyor. Alıyor pazardan gördüğü güzel şeyleri, bir seçerken daha tazesini seçip, ucuzunu almak, yani biraz ölmüş olanı almak aslında karlı değil, onu bir iki günde dolapta beklettikten sonra çöpe atacaksın. İyisini alıp çok da eskitmeden birkaç gün içerisinde tüketip ziyan etmemek. Mesela kabağı aldım, evde mücver yapacağım. Evet. Geldim eve. Soydum, yıkadım. Hepsiyle işte mücver yapma mesela. İşte mesela ne yapayım? Mesela kabak kalya yapabilirsin. Bir kabak yemeği yapabilirsin. Bir zeytinyağlı yapabilirsin. Kabağın kabuk kısmıyla. Dışını tırtıkladınız, çekirdekli kısmıyla yaparız biz. Asıl biz yemek yapıp, yemekten sonra kalan orta kısmıyla biz mücver yaparız. Ya mesela dolma yaptın, ortasındaki çekirdeklerden mesela ortasını çıkarttın çekirdekli kısmı. Oraya yapmak gibi. Yani havucu, mesela havucu iyi yıkayın, soydunuz. Soydunuz kabuklarını. Ben mesela rendelerken hayatta havucu kötü kısımlarını kesip atarım. Yemeyecek gibi ama kabuğunu soymam. Hem vitamin orada. Doğru. Kabuğunu niye soyuyoruz ki rendelerken? Sadece görsel keyif. Zaten. Başka bir şey değil. Bunun ama gibi, şeyden biraz da o. İşte ilaçlama yapılıyor. Ama içine değişiyor. Değişmiyor. Şey yapalım, iyice temizleme şeyimiz var. Yani temizliği yani onu fırçalamak gerekiyor. İyice fırçalarsak
üzerindeki birçok şeyi atmış oluyoruz. O zaman meyveleri niye? Asıl meyveler değil haşlama çok var. Çok. Domates paraben de var. Var mesela. Bazen hissediyorum elime aldığımda elmayı ya da armutu etrafında böyle kaygan bir madde oluyor. Tamamen soyulması lazım. Yani yıkamakla geçmiyor. Ama soyunca da bütün asıl değer de kabuğunda rengini zaten hı-hı. oradan veriyor. Vitaminlerden hı-hı. veriyor renklerini. Yeşili, kırmızıyı, sarıyı. Hı-hı. Orada asıl bütün vücudumuza sağlıklı olan şeyler. Bir de kabuk altı kısımlarında olan vitaminler çok farklıymış tabii. içeriktekinden. Eski tip beslenme dediniz ya, orada benim merak ettiğim bir şey var. Geçenlerde bir Uygur restoranına gitmiştim. Yemeği yedikten sonra tatlı istedim. Bana dediler ki, Türkler tatlı yemez. Ben çok şaşırdım, araştırdım hakikaten. Türkler tatlı yemiyormuş. Yani Türk kültüründe aslında yokmuş. Mesela İbni Batuta 1300'lerde anlatıyor ki Türkler savaşçı millettir. Kondisyonları güçlü olması için şekerden uzak durmaları lazım. Çocuklar ve kadınlar belki ama... savaşçılar yemez. Keza şeyi anlatıyor, bir Özbek Sultanı Osmanlı Sultanına işte şey sunduğunda bir helva sadece tadımlık, hani ikramı reddetmemek için bir parmak alıyor ama ondan sonra devam etmiyor. 1500'lere gelindiğindeki seyahatnameler artık bunun ortadan kalktığını, Türklerin tatlı yemeye başladığını, Türk erkeklerin de tatlı yemeye başladığını anlatıyor. Bu dönüşüm nasıl gerçekleşmiş ve hani insan yediğidir ya, Türk toplumlarında bu değişim, mesela düşünüyorum Çinlilerin artık pirinç yememesi, buğdaya başlaması gibi bir şey mi? Aslında şöyle söyleyeyim, tatlı yememekteki sebep bir, tatlılar eskiden, helvalarımız çok meşhurdu biliyorsunuz. Tatlılarda şeker, kamışından yapılmış şeker çok değerli ve çok pahalıydı. O yüzden şeker kullanılmıyordu, bal kullanılıyordu ya da pekmez kullanılıyordu. Tamamen meyvelerin pektin dediğimiz işte pekmez tarzı ya onları kullanıyorduk, nar ekşisi kullanıyorduk, ekşi olacaksa ya da nar pekmezi veya bal kullanılıyordu. Kesinlikle şeker yoktu. Şeker çok geç girdi ve çok pahalıydı. Sadece saray ya da konak etrafında özel tatlarda kullanılıyordu. Şeker eskiden yoktu. Ondan dolayı da kullanımı azdı. Bir diğer yönden de gerçekten şekerin o zaman da vücuda hızla enerji verip sonra uykulattığını yani şeker yükseliyor. Metabolizma yavaşlıyor. Savaşçının da böyle olmaması lazım. Diri ve aktif olması lazım. O sebeple erkekler yemezdi. Ne zaman bu dönüşüm oldu? Biz ne zaman Müslümanlığı kabul ettik Türkler? Müslümanlığı kabul ettikten sonra Arap kültüründeki o dönemdeki bütün o muhallebiler girdi. Baklavalar Türk mutfağında çoğaldı. Ondan sonra şekerli yiyecekler Türk mutfağında. Özellikle Ramazan'da bir kültür olarak Ramazan'da hem güllaç hem baklava yoğun şekilde kullanılması, her geçen gün helvanın, işte lokumların çoğalması, kahve yanında ikramların ve böylece ganimet gözüyle de bakılıyormuş. Çanak yağması denen bir şey var ya bizim kültürümüzde, savaş sonrası Yeniçerilere ikram edilen o çanaklarda artık baklava sunulmaya başlamış. Eskiden pilav sunulurken baklava sunulur olmuş. Ve Yeniçeriler de devlet büyüklerine mukabele ediyorlar o çanak yağması karşında. Akitleşme olarak akide şekeri veriyorlar. Bugünkü akide şekerinin ismi de oradan geliyormuş. Evet. Yani artık hani bir bütünleşme ve mutabakat aracı gibi bir şeye dönüşmüş. Şeker o kadar belirgin bir yer etmiş. Bir de mesela Türk deyince, Türk mutfağı deyince benim aklıma et geliyor. Etler, Türklerle ilgili bir fıkra var. Dünyada et tüketimi ikinci sırada olan Kazaklar, birinci sırada olan kurtlar, yani vahşi hayvanlar. O kadar çok et tüketiyor Türkler. Türklerin eti kuzu. Kuzu. Türkler kuzucu ama bu bugüne geldiğimizde sığır eti geçmiş. Hatta mesela yüzyılın başında kıvırcık kuzu yeniyormuş ve Romanya'dan gelen kuzular çok makbulmuş. Yani böyle çok üzerine düşünülmüş bir şey aslında kuzu. Ama biz bunu da terk etmek üzereyiz anladığım kadarıyla. Tamamen globalleşme. Çünkü kuzu bizim Osmanlı'nın, özellikle Balkan tarafı, kıvırcık kuzu tüm Trakya tarafının en meşhur etidir. Biz Trakya kuzusu dedim mi, kıvırcık kuzusu, akan sular durur. Çünkü herkes sonradan kuzu, Trakya kuzusu nereye yetecek ki? Siz Balıkesir'in demiştiniz, Balıkesir'in kuzusu. Danası da güzeldir ama kuzusu daha başkadır. O bölgelerin kuzuları çok lezzetliydi gerçekten. Biz restoranlarda bile özellikle Trakya kuzusu, kıvırcık kuzuyu tercih ederdik. Bir, kokmaması, etinin daha pembe, daha yumuşak, cinsinin çok özel olmasından kaynaklanıyordu. Şimdi bu cinsler çok azaldı.
Azalınca da dana eti çoğaldı. Dünyada bir steak kavramı çoğaldı. Steakhouse'lar şu an Türkiye'yi bir Türk olarak dünyanın en tanınmış bir steakçimiz var. Nusret mesela. Evet. Oradan baktığında kuzuyla meşhur olmadı. Amerika'nın meşhur olan etiyle, yani steak kültürüyle Brezilya'nın ve Amerika'nın meşhur olan etiyle meşhur oldu. Bu şekilde de herkese yayıldı. Aslına baktığınızda kuzu eti hızla enerji verip yüksek karbonhidrata, aslında tam şekeri olanlar, işte kolesterol olanların yiyememesi gereken. Dana etinde 100 gramında %4-5 iken yağ oranı, kuzuda %15, %17 mesela. Aynı şekilde yüksek enerji verip çok çabuk savaşa hazırladığı için, yemek sonrası hazmı kolay olduğu için kuzuyu tercih ederdi. Dana eti daha az yağlı ama enerji verimi çok yüksek değil, ama protein verimi yüksek. Yani kas gücü gerekiyorsa protein gücü de bugün insanların, gençlerin, sporcuların en çok tercih ettikleri dana eti. Çünkü protein oranı daha yüksek kuzuya göre. Ondan dolayı danayı tercih ediyorlar. Kokmadığı için danayı tercih ediyorlar. Ama bana sorarsanız ben hala kuzucuğum. Kuzu eti kadar lezzetli bir dana eti yemedim bugüne kadar. Yani en güzelini bile Yani yemedim. gastronomik anlamda daha çok verim sağlıyor mu size? Daha çok çeşit, daha çok Tabii aroma, daha zenginlik. ben hem şef hem de bir bu Hoca olarak. topraklarda büyümüş birisi olarak kuzuyu daha çok Bir de severim. babadan, dededen de Tabii galiba bir gelme şey yani, var. Aşçılık. tabii ki babadan dededen, ben dördüncü El kuşağım. verilmiş. Bu arada yönetmenimizin bir sorusu var. Diyor ki el lezzeti diye bir şey var mıdır? Böyle bir şey Var. gerçek Var. midir? Var. Muhabbetli Çünkü insanın yani güzel. insanın bazı yetenekleri çalışarak çok ileri seviye getirebiliyorsun. Buna herkes çok iyi aşçı olabilir. Her meslek grubunda, her işte çalışarak, azmederek, çok tekrarlayarak kendini çok geliştirebilirsin. Ama düşünün, bir de el lezzeti geçmişse, aileden geçmiş olan bir kültürünüz varsa, siz birazcık avantajlı duruma düşüyorsunuz ve bu avantajdan dolayı da daha şey oluyorsunuz, başarılı oluyorsunuz. Mesela benim el lezzetim annemden geçmiş. Babam bir şef olmasına rağmen, Ya çok dedemin ilginç. babası. Ama annem çok lezzetli yemek yapardı ve eli çok lezzetliydi. Bütün annelerin eli, Ya bazıları olmuyor ya. Çoğunun diyelim. çoğunun Bazı diyelim. yemek Çünkü yapmayı sevmiyorsa anne o yemekten bir hayır şey gelmiyor. gelmiyor Ama bakın, yani. bu sevilmeden hiçbir yemeği başarılı yapamazsın, lezzetli yapamazsın. Yemeği yaparsın, çok güzel yemek yaparsın ama lezzetli yapamazsın. Ben çok güzel yemekler yedim. Çok havalı, çok görsel ama lezzet yoktu. Demek ki ona ruhunu katmamış, el lezzetini katmamış. Lezzetli değilim. Görüntüsü, pişirme tekniği, bütün her şeyi mükemmel kullanmış. Tasarım ya. Ciddi işçilik var. Her şeyi doğru kullanmış ama Tabii. bir lezzet eksikliği var. İşte orası ya yetenek, ya beceri, ya da aileden gelen bir el lezzetiyle oluyor diye düşünüyorum. O neden yok bu lezzet diyorsak oradan kaynaklanıyor. Balık peki? Yani etten bahsettik, balıktan bahsetmesek olmaz. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili Evet. ama Türkler balık için değil. Nasıl bu işin sırrı ne? Yani Evde kokuyor diye mi Türkler, ama pişirmiyorsun? Akdeniz Birincisi mutfağında o. da çok var yani balık bildiğim. Yani biz balık, ama biz kısıtlı balık çeşidini özellikle yiyoruz. Karadeniz'e baktığın zaman kalkan bugün çok pahalı, herkes Balık var, bir de yemez. hamsi var mesela orada. Hamsi, isarvit en çok kullandığımız balıklar. İstanbul'un lüferi çok meşhurdu. Dünyada İngilizcesi Bluefish'tir. Bluefish deyince bir yabancı şef ya kötü balık der, ama boğazın lüferi niye lezzetli? Çünkü bizde su aktığı için çok enerji harcıyor ve yağlanıyor. Yağlandığı için de çok lezzetli oluyor. Hani kulağına kar suyu kaçmadan balık yenmez derler ya. Balığın O kulağına. çok doğru bir şey Çok gerçekten. soğudukça su Yağlanıyor yağlanıyor. balık. Hı. Yağlandıkça da zaten bakın, yağ, tereyağı diyoruz, yağ diyoruz. Buradan yağa geçmiş oldum ama yağ Geç. olmadan lezzet olmaz. Bir diğeri de bilimsel olarak söyleyeyim. Gıda, Ne ya ama bu? yağ, yani balığın yağı, kendi yağından bahsediyorum. Tüm yiyecekler için yağ olmadan lezzeti sağlamanız çok zor. Sadece baharatlar yetmiyor, tuz yetmiyor. Yağa ihtiyaç var lezzet için. Bir de bütün vitaminlerin, yediğimiz işte yağsız salata diyoruz. Hayır. Bilimsel olarak o yağ onun parçalanıp vücuduna geçmesini sağlıyor. Sadece posa olarak yiyip posa olarak çıkıyor. Eğer yağsız yediğiniz bir, sadece yeşillik yiyorsanız, ona ihtiyacı, içinde yağ yoksa yediğiniz, yani etli bir sebze yapmadıysanız, etin yağı yeterlidir. Mutlaka yağ kullanmak, salataya az da Zaten olsa evet. zeytinyağı koymak Yani gerekiyor. Vücudumuza
Vitaminlerin geçmesi için. Evet, yağ, çünkü orada hani kilo veren insanlar da işte yağdan verelim mesela derken aslında o yağ alımı aynı zamanda tüketimi de sağlayan bir şey. Şimdi burada birkaç bir şey daha soracağım. Biraz zeytinyağını konuşalım, ülkemizdeki zeytinyağı şeyi. Var mı hocam böyle bir hani bilmiyorum, sürpriz bir soru ama şey açısından, yani konu oraya geldiği için söylüyorum. Ve ne yağ kullanmalı? Yani tereyağı var, margarin var. İşte ne sade yağ var. Başka böyle tereyağı ile margarini karıştırıyorlar. Öyle bir şey var. Kuyruk yağı var, zeytinyağı var. Şimdi, Riviera var, bir de açık bilmem ne var. Of yani, of, bayağı bir teknik sorular. Yok, cevap şey değil. Kısa kısa söyleyeyim. Hani böyle pratikte aslında bizim sağlıklı olarak en şey tüketmemiz gereken nedir yani bu, ya, tercih? Hepsini kullanacağız. Tereyağı, iyi bir tereyağı tabii ki bahsediyorum. İyi bir tereyağı kullanacağız ama her şeydeki gibi abartmayacağız. Peki diğer, zamanı tereyağı yemek pişerken mi konur, piştikten sonra mı konur? Pişerken de konur ama biraz sıvı yağla yumuşatmak lazım yakmamak için. Çünkü tereyağı içerisinde biz Osmanlı'da, yani eskide sade yağ denir. Sade yağ demek bugün baklavalık kullandığımız ayranı alınmış. Yani üzerindeki hiçbir sütsel malzeme kalmayıp sadece yağ kısmından kaldı. Şeffaf yağ, biz sade yağ diyoruz. Sade yağda ihtiyaç yok. Direkt koyabilirsiniz, yanmaz. Ama tereyağı dediğimiz zaman tereyağın içerisinde süt var. Yani tereyağını eğer ayran yapıp ya da yoğurttan yaptıysa da onun işte beyaz kısmı var. Orası yanar hemen. Protein demek o zaten. O proteindir, hemen yanar. O sebepten dolayı onu koyduktan sonra ilk önce eriyip şeffaflaşıp ondan sonra gıdayı koymak gerekiyor. Bir şey, ürünü yakmamak için. Diğer bir yağ olarak da zeytinyağı çok değerli. Zeytinyağında tabii ki sızma dediğimiz, işte natürel sızmadır, erken hasattır, bunların hepsinin dereceleri var. Odur ama Riviera artık sıkmak derecesi kaçmış, yüksek ısıl işlem görmüş, kalitesi bozulmuş ama sağlığa zararlı değil ama besleyicisel ve lezzetsel unsurlarını kaybetmiş zeytinyağıdır Riviera. Yani Riviera biz kızartmada kullanabiliriz ama salatada, zeytinyağlıda Riviera biz zeytinyağı olarak ona kabul etmiyoruz. O bizim için yani birinci, ikinci değil, onuncu kalite bir zeytinyağı Riviera dediğimiz zaman. O yüzden biraz uygun fiyatta satılıyor. Diğer bir yağ olarak da işte kuyruk yağıdır. Evet, bir kebap yaparken kuyruk yağı kullanılıyor. Onlar da onu yiyeceğiz ama abartmayacağız. Yani sen haftanın 3 günü kebap yiyorsan bu sene kolesterolünü yükseltip sağlıksız. Ama haftada bir gün yiyorsan, 15 günde bir kebap yiyorsan, yağlı kebap, sıkıntı yok. Bence peki yok. Zeytinyağlılar demişken, zeytinyağlı nasıl yenir? Sıcak mı, soğuk mu, ılık mı? Bir de Türk mutfağında zeytinyağının yeri neresidir? Ara sıcak mıdır, ana yemek midir, yoksa yemekten sonra mı yenir? Ne zaman başlangıç mıdır? Bugün hep başlangıç olarak kullanıyoruz, biliyorsunuz. Hocam, burası güzel. Burayı da merak ediyordum. Bunu burayla halenin sorusunu bağlayabilir misiniz? Bu sıralama ne zaman geldi hayatınıza? Evet, bu, nasıl karar verdi? Biz Tanzimat, karar verdi? Şimdi Tanzimat'ta biliyorsunuz Fransız bizde medreselerde Osmanlıca'nın yanında ikinci dilde Fransızca okutuldu. Evet. Zamanında. Atatürk'ten tutun da daha öncesi bütün padişahlar hep 3-4 dil bilirlerdi. Medreselerde ikinci dil olarak dünyada o dönemde Fransız etkisi vardı. Lingua Franca. Tanzimat'ta savaşı döneminde işte bu yemek sıralaması oradaki kültürden geliyor. İşte başlangıç, ara sıcak, ana yemek. Evet, Fransız kültüründen gelme. Çünkü İtalyan mutfağı çok lezzetli olup Fransız mutfağı bütün ritüelleri bir standartlaştırmış bir ülke. Tamam. Evet. Fransa'nın gastronomiye kattığı katkı bu, tabii, bu şekilde tanımlayabiliriz. Tabii. Yani o bütün standart bir kültürel getirdim. Yapıya bağladı. Bir standart, bir akademik seviyeye getirdi. O standartları koyduğu için bütün dünyada yavaş yavaş onları benimsedi. Ve o sıralama sırasında zeytinyağımızda başlangıç olarak restoranlarda, evde değil, restoranlarda servis edilmeye başlandı. Sıralaması şu. Benim bile çocukluğumda, şimdi belki de benim dedem konak aşçısıydı. Babam hem konaklarda hem otellerde, restoranlarda şeflik yaptı. Biz evde yemekten sonra, hani ana yemekten sonra tatlı yemezdik. Ana yemekten sonra bize ılık oda sıcaklığında zeytinyağlı yenilirdi. Nedeni de oda sıcaklığındaki zeytinyağlı, biliyorsunuz İstanbul usulü dediğimiz aslında ki, şimdi bugün Antep'te de zeytinyağlı yapıyorlar, içine salça koyuyorlar. Şimdi oranın kültüründe bu yok. O sonradan girmiş, kendi kültüründen eklemeler yapmış. Yani füzyon yapmış, salça eklemiş. Bizim kültürümüzde zeytinyağlılar biraz İstanbul Rum ve Ermeni mutfağıdır ve zeytinyağlılar
şekeri bol yapılır. Yani hafif tatlıdır. Suyu da olmaz bildiğim kadarıyla. Evet, sadece çok yağına kalır. Kendi yağına bindirilir. Kendi lezzetiyle demlenerek pişer. Ve oda sıcaklığında dinlendikten sonra servis edilir. Ve yemekten sonra servis edilir. Ne kadar dinlenir? Minimum zeytinyağlılar bir yarım gün dinlenmesi şart. Bir gün dinlenirse daha lezzetli olur. Şeker oranı? Şeker oranı biraz ele göre, gıdanın şekerine göre değişir. Yani bir fasulye yenince biraz daha fazla mıydı acaba? Zaten diyorum. İstanbul usulü zeytinyağlı tatlıdır. Yani tatlı şeker miktarı yüksektir. Yani bir enginar yaptığınızda, bir yaprak sarma yaptığınızda, bir pırasa, kereviz işte, ya da bir plaki yaptığınızda şeker oranı yüksektir. Tamam, yani bu kişinin el lezzeti ama şekeri birazcık hissetmek gerekiyor. Sebzenin tadıyla birlikte. Portakal, limon gibi narinci ürünleri de katılıyor. O zamanlar sonradan var eklendi. Mıydı? Onlar yok, sonradan eklendi. Bunlar bugün artık yakıştı mı modern. Sizce? Bence bir kerevizin kokusunu insanlar sevmiyor. Mesela bir mandalina ya da portakal kattığınızda ya da bir ayva kattığınızda aroması değişiyor. Mesela etli de ayva katıyoruz. Zeytinyağlısında portakal katmayı tercih ediyoruz. Hem kabuğundan rende yapıyoruz. Hem biraz suyundan koyuyoruz. Onu da son dakika ama. Pişerken değil. Ocaktan almanıza yakın biraz portakal kabuğu rendesi bir kerevize. Birazcık da suyundan sıkıp bir tıklatıp kaynatıyoruz, ocaktan alıyoruz. Açıkçası ben hani o sebzelerin kendi aromasını sevdiğim için üzerine meyve aromasını sevmiyorum. O haliyle kalması daha güzel. Ama bakın 18. yüzyıla kadar bu topraklarda domates yoktu. Biliyorsunuz topraklar dünyanın yeni kıtası olan Amerika kıtasından gelme, domates, patlıcan gibi birçok sebze ve dünyada en çok yemeklerde salça ve domatesi kullanan toplumlardan birisi de biri İtalyanlardır, biri de Türklerdir. Nedeni de 18. yüzyıla kadar dönemde biz meyveleri kullanmışız. Salça yokken neyle lezzetlendirmişiz? Badem, gülsü, nar ekşisi, erik, ayva, kayısı ve meyve sularıyla nar. Yemekler pişmiş. Daha sonra bunlara şeyler eklenmişler. Aromasını biraz yumuşatmak için gülsüyü konmuş, tarçın mutlaka konmuş ama toz değil, kabuk olarak konmuş. Çünkü tarçın şekeri düşürme özelliği o zaman da biliniyormuş. Bir de feminen bir lezzet olduğu için tarçın mutlaka et yemeklerinde ya da tatlarda o dönemde kullanılırmış. Bir Yunan, yani Türk filmi ama Yunanistan ortak yapımlı galiba. Biliyorum. Tarçın, dolmanın içine tarçın koyuyorlardı. Nasıl olabilir yani mantığıyla da merakıyla da izlemiştim. Çok enteresan bir film, de güzel bir film. Değil mi? O mübadele zamanı yapılmış. Evet, evet. Baharatçı ve dedenin yanında yetişmiş bir... Gayrimüslim çocuk çok güzel bir filmdi. Dolmaya tarçın konur mu? Evde deneyebiliriz. Tabii ki dolmalara zeytinyağlıların... Bakın bir zeytinyağlı dolma içi. Onu da kısaca buradan tarif de vermiş olayım. Bir tarifi de verelim, evet. Şimdi ölçü olarak bir ölçü pirince atıyorum 1 kilo pirinç yapacağım. 1 kilo ya da 100 gram. 3 misli soğan koymanız gerekiyor. Soğanı bu. 1'e 3. 1'e 3. Pirinç. Yani 300, 1 kiloya 3 kilo soğanı iyice doğradıktan sonra resmen kendi şekeri çıkana kadar dibi böyle karamelizasyon başlayıp dibi tutmaya başlayacak ama yanık değil. Kırmızı bir kızarıkta. Karamel oluşmaya başlayana kadar soğanlar pembeleşip hatta karamel rengi alana kadar kavurmak gerekiyor. Bu da bazen 1 kilodan yapıyorsun, 3 kilo soğanla yapıyorsanız 1-1,5 saatte bulur. Sabır gerekiyor. Mutfak sabır. Yemekle pişeceksin, yani aşla pişeceksin ki aş insanları doyursun, sevgini katabilir. O sabırı öğreniyorsun orada. Mevlana'nın, oraya gireceğim, ateşbazı veli, aşçıların piri deriz biz. Müzesi de vardır Konya'da, gitmenizi öneririm. Biz şefler oraya gidince hacı olduk deriz. Şef hacı, Mevlana'nın hocası, aynı zamanda aşçısı. Ve o sabrı, işte Mevlana öğretilerini, hepsini mutfakta geçiyor. Bir mutfakta 4 gün seyrediyor. Bakıyor, aşçı olabilir miyim? Hani potansiyon olacak, şey olacak. Sabrı öğrenecek. Olacak. 1001 gün mutfakta eziyet çekiyor. Eziyet derken aslında hamdım, piştim, yandım orada öğreniyor. Mutfakta. Bütün sabrı, bir şeye özenmeyi, zamanında her şeyin olması gerektiğini orada öğreniyor. Ve sonra o ilme ulaşıyor. Mutfakta başlıyor. Şimdi buradan zeytinyağlı geri dönelim hocam. Geri dönelim. Hemen hızlı bitirelim burayı. Evet. İyice karamelize olduktan sonra ısladığımız 15 dakikayı geçmeyen ılık suda ısladığımız kaynar suda pirinç ıslamıyoruz. Çok yanlış. Soğuk suda da yanlış. O da sıcaklığı 20-25 derecelik bir sıcaklıkta pirincimizi ısıtıyoruz. 15 dakika süzdürüyoruz. Yıkamaları geçtik burada. Kavurup işte pirinç
kabuk tarçınını, dolmalı fıstığımızı, onu da soğanla birlikte atıyoruz. O da karamelize olması lazım, renk alması. Kuş üzümünü katıp suyunu verip işte baharatlarını, nanesini, yani, yeni baharını ekleyip pişiriyoruz. Piştikten sonra içindeki tarçını öyle alıyoruz. Orada tarçın bütün onun rayasını, aromasını verecek. Tarçınsız olmaz. Tamam. İster biber de olmasın, ister yaprak sarmaya. Nereye kullanacaksak, hangi dolmaya ya da sarmaya kullanacaksak. Tarçın, kabuk tarçını mutlaka atıyoruz. Dolma içini yaparken kullanıyoruz. Tarçınsız olmaz. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Halis Hanım'a çok teşekkürler. Öpür gündemden bugünlük bu kadar. Türk mutfağını masaya yatırdık. Çok da pratik, güzel bilgiler verdik. Şef Aydın hocamıza çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.